Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Xiaomi'nin Fimi A3 drone'unu tanıtacağız sizlere. Şu an bütün parçalarımız burada. Ve ilk başta montajını yaparak başlayacağız. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle bataryamız, hafıza kartımız, yaklaşık 128 GB'a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz. Bataryamız 2100 amper, yaklaşık 24 dakika uçuş süresi var. 4 adet pervanemiz var. Pervaneler işaretlidir. 2 tanesi kırmızı işaretli, 2 tanesinde işaret yok. Drone üzerinde bulunan kırmızı işaretli yerlere kırmızı pervanelerimizi monte ediyoruz. İşaret olmayan pervanelerimiz de işaret olmayan kısma. Evet, dahili ekranlı bir kumanda panelimiz var. Kumanda panelimizi açıyoruz. Şöyle de kısaca bilgiler vereyim. Drone ortalama 500 metre kadar yükseğe çıkabiliyor. Açık alanda 2 kilometre mesafe menzili var. Yaklaşık yerleşim yeri içerisinde 800-900 metreye kadar düşebiliyor bu menzil. Drone'umuzun açılışını altında bulunan açma kapama düğmesine 2 kere hızlı bir şekilde basarak yapıyoruz. Öncelikli olarak pervanelerimizi takıyoruz. Kırmızı işaretli pervanemiz, kırmızı işaretli olan kafaya. Drone'umuz şu an uçmak için hazır. Kısaca kumandayı ve menüyü tanıtayım size. Menümüzde bir adet açma kapama düğmesi, bir tane hızlı eve dönüş modu. Buradan uçuş modlarını ayarlayabileceğiniz, kısa yollara girebileceğiniz bir tuş var. Şu gördüğünüz tuş GPS mod ve spor mod için. GPS modda ortalama saniyede 10 metre hızla giderken, spor modda saniyede 18 metre kadar hıza çıkabiliyor. İki tane joystick tuşumuz var. Bunlar ileri, geri, sağa ve sola, yukarı, aşağı tuşlarımız. İki adet buralarda döner tuşumuz var. Bu ekran görüntüsünü hareket ettirmek için kullanılabilir. Kamera açık olduğunda da renk ayarlarını yapıyorsunuz. Sol taraftaki tuşumuzsa gimbal'ın aşağı yukarı 90 derece hareket etmesini sağlıyor. Ve arka tarafta iki adet tuşumuz var. Bu tuşlardan bir tanesi fotoğraf ve video çekme tuşu. Diğeri ise drone'umuzun altında bulunan ekstra aparat takarak kullanabileceğimiz, şöyle göstereyim. Mesela drone'unuza led ışık bağlayabilirsiniz ya da havai fişek atmak istiyorsanız buraya aparatlarını takıp havai fişek dahi patlatabilirsiniz. Şimdi diğer tuşumuz da o işe yarıyor. Kumandamızın tuşları bunlar. Menü özelliklerine gelelim biraz. Burada uçuş modları var. Uçuş modlarına girdiğimiz zaman eve dönüş modu, otomatik iniş, otomatik kalkış, beni ortala şeklinde bir mod var. Bunda drone sizin etrafınıza daireler çizerek fotoğrafınızı veya videonuzu çekebiliyor. Follow me modu, beni takip et modu. Kumanda elinizde olduğu sürece drone sizi takip etmeye devam ediyor. Selfie modunda drone öncelikle sizden yaklaşık 100 metre kadar uzaklaşıp daha sonra tekrardan yakınlaşıyor. Bu şekilde sizi orta odak noktaya koyarak videonuzu çekebiliyor. Bu mod başsız mod. Yani siz drone'u kullanırken drone'un kamerasının size bakıp bakmadığı önemli değil. Sizin konumunuzu takip ediyor ve siz ileri tuşuna bastığınız zaman drone hangi durumda olursa olsun sürekli ileri gidiyor veya geri çağırdığınız zaman sürekli geri geliyor. Yani ne tarafa baktığının hiçbir önemi kalmıyor. Bu modu daha henüz kullanmadım. Ben de bilmiyorum. Sinematik modda daha ağır hareket ederek drone daha kaliteli videolar çekmenizi sağlıyor. Ve Exa Smart
modda da bütün bu modlardan tamamından çıkabiliyorsunuz. Mesela burada da kamera ayarlarının olduğu kısmımız var. Burada video kalitesini ayarlayabilirsiniz. Ve diğer fotoğraf ve video ayarlarını yapabilirsiniz. GPS modumuzda bunlar önemli bilgiler. Burada ortalama saniyede gidecek kilometre metre hızı var. 1 metrede ya yani 1 saniyede yaklaşık 18 metre. Burada maksimum gidebileceğiniz limitiniz var. Yani bu yasal limit zaten 500 metredir. Ya 500 metreden sonra drone'unuzu kullandığınız zaman yasal limitin dışına çıkmış olursunuz. Bunu eğer drone'unuzun limiti drone'unuz eğer 1 kilometreye kadar gidiyorsa değiştirebilirsiniz. 1 kilometre yapabilirsiniz ya da 2000 metre yapabilirsiniz. GPS modu dışında ev içerisinde uçurmak istiyorsanız burada da 120 metreye kadar GPS mod dışında uçurabilirsiniz. Burada video aktarım kanallarının frekansları var. Çok kullanmadım bunları. Sizin de çok ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum açıkçası. Uçuş modlarını buradan açıyorsunuz. Örnek vereyim, şu an spor modunun aktif olması için buradan spor modu aktif hale getirmeniz gerekiyor ki uçuş esnasında spor modu geçtiğinizde kullanabilirsiniz. Bu GPS'siz mod. Yani ev içerisinde uçurmak istiyorsanız bu modun açık olması gerekiyor. Buradan da gimbal ayarı var. Ona da henüz daha bakmadım. Kalibrasyon ayarlarını bu sekmelerden yapıyorsunuz. Hem drone'un hem kumanda panelinin hem gimbal'ın bütün kalibrasyon ayarları burada var. Onun dışında da sistem ayarları var. İşte drone'dan bildirim sesleri vesaire ya da dil kullanımı. Onları da bir sonraki videomuza değineceğiz. Drone'umuzun şimdilik kumanda tanıtım kısmı bu kadar. Sen? Şu an drone'umuzun tüm ayarları tam. Uçuşa hazır ve bir test uçuşu yapabiliriz. Şu an drone'umuz uçuşa hazır. Şu an 12 tane uydu görüyor. Bunları gördüğünüz zaman zaten yeşil olarak uyarıyı görüyorsunuz. Drone'un ilk başlatışı 2 tane joystick tuşunu bu şekilde kendinize doğru çekiyorsunuz. Ve drone'umuz uçmaya hazır. Uçmaya hazır.